Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Isırma. Bir ol başlayıp ben öncelikle kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Şu an yanımızda yavru bir kurt var. Sanırım 7 aylık civarında bir dişi. Sağ olsun Park of İstanbul yetkilileri onunla birlikte oynamamıza izin verdiler. Arkadaşlar burası oldukça güzel ve büyük bir tesis. Burada vahşi kurtlar, ayılar, aslanlar, kaplanlar ve birçok farklı vahşi hayvan türü var. Rehabilitasyon merkezi burası. Bir hayvanat bahçesi değil. Onun altını çizmek istiyorum. Doğada farklı sebeplerden dolayı başına çeşitli ama ısırma. Ayağıma gittiğin zaman korkuyorum. Üzülmedi. Gel hadi oynayalım. Gel. Doğada farklı sebeplerden dolayı başına iş gelen hayvanlar buraya geliyor. Burada rehabilitasyonu ve tedavileri yapılıyor. Tekrar doğaya geri kazandırılabilecek olanları doğal hayatlarına serbest bırakıyorlar. Doğaya geri kazandırılamayacak olanlar da burada gerçekten çok iyi şartlar altında bakılıyor. Hatta birazdan size göstereceğim. Yetişkin kurtlar var. Babası, annesi, 5 tane de kardeşi var. Aynı zamanda ayağına platin takılmış olan 2 tane aslan var. Onlar da kızgınlık döneminde çiftleşiyorlardı. Yine zebra var, ayı var. Ayı yavrusunda oynama şansı yakalayacak mıyız? Sen oynarsın onda, ben korkuyorum. Olur mu? Hakikaten muazzamlar. Şunun altını çizmek istiyorum. Bakın dişlerini gösterin bilmiyorum. Gel bakalım. Yani böyle oynarken bile çok sertler, çok atikler. Yetişkin bir alfa kurdu düşünemiyorum. Kızar mı acaba bana dişlerine dokunsam? Çok da tepkilerini bilmediğim için böyle şansımı da fazla zorlamak istemiyorum. Bakın. Gel. Isırmıyor Allah'tan. Ama bacağıma hep bak arka tendona gitmeye çalışıyor. İlginç bir şekilde buraya gitmeye çalışıyor. Gel. Gel. Hayvan da benim yüzümden topak oldu. Gel. Tamam, gezmek istiyor. Biraz gezdireyim onu bari abi. Hadi bakalım. Biraz sosyalleşelim. Gel, sana et de vereceğim. Gel. Doğada peşinde koşuyoruz. He? Senin akrabaların bütün kuzuları muzuları yiyor. He? Doğada. Ama sen burada böyle sevimli sevimli takılıyorsun. Senin dişlerine bakabilir miyim? Tamam. Ya acayip güzel bir his biliyor musun? Gerçekten abi şu anda bu hayvana dokunmak çok güzel bir his. Değerli dostlar, ben kurtlara hastayım. Doğalarına ve zekalarına aşığım. Gerçekten çok özel hayvanlar. Onu da diyorum şimdi bir kısa bir besleyelim. Birkaç parça bir şeyler verelim. Hayvanı da çok böyle rahatsız etmeden kardeşlerinin yanına bırakalım. Sonra kardeşlerinin yanına gideceksin. Gel. Gel bak burada gel. Gel. Al bakalım. Afiyet olsun. Sanırım etler bir parça donuk. Tabi burada bakıcılarla birlikte, insanlarla birlikte çok uzun vakit geçirdikleri için arkadaşlar bu şekilde bir sosyalizasyon durumu söz konusu. Normal şartlarda doğalarında böyle bir şey mümkün değil. Sürekli bakıcıları besliyor onları. Sürekli onların ilgisi altında besleniyorlar. O yüzden bu şekilde biraz daha sakin tavırdalar. Arkadaşlar dişi kurdumuzun beslemesini yaptık. Onu şimdi kardeşlerinin yanına götüreceğiz. Birazcık da ayılarla oynayalım. Yani kurttaki kadar rahat olabilecek miyim bilmiyorum ayıda ama göreceğiz. Hadi sen yerine bakalım. Haydi. Evet, hayatımda ilk kez kurttan sonra ayıyla da temas edeceğim. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Gireyim ben de. Tabii, merhaba. Ne haber? Gel. Gel merhaba. Aa, çok iyi. Isırmıyorsun değil mi? Hayır, ısırmak yok. Hayır, ısırmak yok. Tamam, ısırıyor. Isırmıyor. Nasıl ısırmıyor? Yani sıcak oynuyor. Emin misin? Hayır abi, korkuyorum. Tamam oğlum, pardon. Abi. Hayır. Bir kamerayı tutacağım, ben saracağım. Nasıl bir oynama bu? Gel. Dövüşüyor mu? Emre abi ayıyla güreşiyor. Yalnız. Isırıyor bir tatlı ya. Tatlı. Yani, of. Sen de kançası yüzünüze gelmesin yeter. Tamam. Size karşılık vereceğim. Emre abi, bir netice itibariyle ayı abi. Tamam, sen bir al bunu. Cesedin mi? Hadi. Gel. Amacısız değil. Merhaba, tamam. Tamam. Sıradı, gel. Abi bak, basıyor abi, bak.
Afiyet olsun. Abi pençeleri bir yakından çeker misin? Şuna baksana, şundan bir vursa ne olur ya. Afiyet olsun reis. Arkadaşlar gerçekten yavrusu da olsa kaç aylık bu? 8 aylık. Çok ciddi bir güç var. Evet, bize şaka yapıyor. Tabii ki de ciddi ısırsa. Ama netice itibariyle benim de tepkilerim mazur görün. En nihayetinde ayı yani bu. Doğru muyum? Yani sen her gün berabersin. Biz ilk kez hayatımızda ayıyla temas ediyoruz. Yine bile nasıl geçiyor? Afiyet olsun. Oh. Vallahi çok güzel bir deneyim. Gerçekten Park of İstanbul'a çok teşekkürler arkadaşlar. Burayı İstanbul'a geldiğinizde muhakkak ziyaret edin. Çok güzel bir tesis. Zaten konsept olarak çok iyi. Birazdan göreceksiniz mesela leylekler, daha sonra flamingolar ve birçok farklı göçmen vahşi kuş türü. Burada kafeslerin üzeri açık. Tedavisi tamamlananlar uçup gidiyor. Afiyet olsun. Tut. Şöyle poz verelim ondan birlikte. Ben her gece sarhoşum. Derdimden. Reis, nedir seni bu kadar dertlendiren ya? Çok içiyorsun, yavaş. Çok iyi ya. Tamam, güzel. Keyfine bak. Görüşürüz. Hadi alıyorum biberonu, gidiyorum ben. Bana ver. Almıyor. Biberimi ben vermem. Tamam, almıyorum. Görüşürüz. Hadi. Evet değerli dostlar, videonun başlangıcında 7 aylık dişi yavru kurdun annesini ve babasını da size göstereyim istedim. Şu erkek alfa, adı Cengiz. Sesine de tepki veriyor, ismine de. Cengiz! Nasıl atladın? Cengiz! Yaklaşık 77-78 santim civarında, oldukça sağlıklı genç bir erkek. Bu da anne. Şöyle göstereyim yüzünü. Bu da baba. Ne haber Cengiz? Alfa mısın sen? He? Hakikaten muazzamlar. Benim için de bugün gerçekten oldukça ilginç bir deneyim oluyor. Belki ayıdan çok fazla korktu diyeceksiniz ama hakikaten ciddi anlamda beni birazcık daha sert sürüyor ya da bana öyle geldi. Bir de en nihayetinde vahşi hayvan, ilk kez yanındayım. Emre abi çok daha cesaretliydi benden troy tasma. Onu da ayrıyetten tebrikler. Burada anneyle babayı gördük. Ben şu anda bulunduğum yer yaklaşık olarak kurdu bir 3,5-4 metre yukarıdan çekiyorum. Ona rağmen oldukça gerçekten iyi bir erkek. Şöyle göstereyim size. Sağ olun, oldukça yerinde. Yavruların babası. Cengiz, sana zahmet yine onu bir hareketlendirebilir misin Zafer? Cengiz. Oğlum gel. Cengiz. 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 Hakikaten muazzam hayvanlar. Yavrular doğada bulunuyorlar. Doğa koruma ve milli parklara bırakılıyor. Milli parklar tarafından da buraya getiriyorlar. Buradaki her hayvanın bir hikayesi var. Yine burada deve kuşları var. Şurada bir tane zebra var. Emre abi gerçekten çok güzel, başarılı bir tesis değil mi? Evet, hakikaten. Kesinlikle. Muazzam. Bakın şurada da kesinlikle öyle. Tedavide olan siyah kuğular, flamingolar, martılar, leylekler var. Bakın yerin üstü açık. Burada uçmaya hazır olanların tamamı çıkıp gidiyorlar. Burada yine çok ilginç bir hikayesi olan bir ayı var. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de tek galiba. Zafer Bey bu konuda. Kayda geçen. Prematürden kastımız ne kadar erken doğuyor? Yani teknik olarak zor bir doğum muydu? Çok zor, çok küçük doğuyor. Annesi ölüme terk ediyor. Sonrasında bizim veterinerlerimiz bunu fark edince anneleri
aylarca uğraşıp yaşattılar. Hayatta kalan belki tektir prematüre doğdu. Harika, gerçekten muazzam bir iş. Tebrikler. Burada da sanırım yetişkin bir erkek mi var, dişi mi var? Erkek ayı. Yani 7-8 aylık bir ayının oyun olarak bile ısırma gücü gerçekten acayip bir şey. Yetişkin bir ayı lan. Doğada karşı karşıya kalmak tahmin bile edilemez herhalde. Nasıl güç duygular. Kimseye böyle bir deneyim yaşatmasın Allah hakikaten. Evet, burada da ayılar var. Bu da dünyadaki yaşayan tek prematüre ayı dostlar. Evet değerli dostlar, bugün hakikaten birbirinden farklı deneyimleri bir arada yaşadığım ilginç bir video oluyor. Kurt yavrusu sevdik, arkadan ayıyı tam sevdik sevemedik bilemiyorum. Şimdi de boynumuza yılan dolanıyor. Hakikaten Park of İstanbul farklı farklı deneyimleri yaşamamıza izin verdi bugün, sağ olsunlar. Çok farklı bir hissiyat. Yani içerisi karanlık, ne derece görünüyor bilmiyorum abi ama şuradan şöyle bir deneyelim bak bir derinin. Emre abi çok sert kasları var. Gel, gel, nereye gidiyorsun? Geri dönme, buraya dön. Gel. Gel. Çok soğuksun ya. Mısır tanrıçası gibi. Çok soğuk. Ay, nereye gidiyorsun? Gel, 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 gel. Gel dostum, dostum sarılma. Ama nereye gidiyorsun? Gel. Yok, bir şey söyleyeyim. Rahatsız mı oldu? Sert sıkıyor ama ha. Oğlum dur, sakin ol şampiyon. Tamam. Kardeşim, bunu yapmasın. Ne yapmaya tutunmaya mı çalıştın? Biliyorsun şimdi biraz geri git, hadi burada bitirelim. Burası beni bastı. Tamam. Bence de ama şey, bunda bu kadar kas gücü varsa pitonda nasıl bir kas gücü vardır? Kırıyor mu? Yani çok ciddi bir kas gücü var. Evet. Hadi tamam, seni de yerine bırakalım. Sen bayağı bir hareketlendin, çok durduğun yerde durmuyorsun. Bak bak nasıl dönüyor, bak bak kendine. Bak 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 bak. Al reis. Değerli izleyenler, şu anda bunlar Sibirya kaplanı mıydı? Yoksa Bengal kaplanı mı? Kaplanların yanındayız. Erkek olanın ismi kim bu? Dişi olanın adı neydi? Çilek. Ne oldu? Ne oldu kim bu? Bir şeyler anlatıyor bize herhalde. Kavga mı ettiniz Çilek'le? Kim bu? Yani bizim evdeki 2 kiloluk kedimiz bile istediğinde nasıl böyle değişik atraksiyonlara girebiliyor. Bu boyutta bir kedinin gücü nasıldır bilmiyorum. Doğada hakikaten kocaman antiloplara mantiloplara atlıyorlar ya, hakikaten muazzam bir güç. Yani bu boyutta bir kedinin yanına geldiğiniz zaman hissettiğiniz şey asalet. Renklerinin güzelliği, bedeninin güzelliği, ön ayakları falan ne kadar kalın ya, çok sallı. Hakikaten burun ucundan kuyruk ucuna kadar gücü temsil ediyor değil mi Emre abi? Harika. Salt güç, maşallah. Bunların da muhakkak bir hikayesi vardır. İzleyenlere onu da aktarabilir miyiz bunların nasıl geldiği konusuna? Kimbo aynı zamanda da Benfero'nun klibinde oynayan kaplan. Nisan 2009'du Zafer Bey'in verdiği bilgilere dayanarak. Onlar da yavruyken geliyorlar. Tesin zaten videonun başından itibaren genel konseptini söylemiştim. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Rehabilitasyon merkezi. Maksimum alanda minimum sayıda hayvan var. Ve doğadaki yaşamını geri tekrar doğada yaşayabilecek özelliklerini geri kazanan hayvanların tamamı doğaya serbest bırakılıyor. Burasını bir istasyon gibi düşünün. Eğer tekrar doğada yaşayamayacaksa hayvan, o doğada yaşayabilecek yetilerini kaybetmişse, bir rahatsızlığı, bir sakatlığı varsa da ölene kadar burada en iyi imkanlar dahilinde bakıyorlar. O yüzden hakikaten Park of İstanbul'u tekrar tekrar tebrik etmek lazım. Ve sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. İstanbul'a geldiğinizde muhakkak buraya uğrayın. Çok yakın temas kurabiliyorsunuz hayvanlarla. Yetkilileri de oldukça ilgili ve sıcak. Çalışanları, personelleri. Tesis zaten başlı başına çok güzel bir yer. Şiddetle gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi videonun başlangıcındaki kurtların yanına doğru gidiyoruz. Onların yanına gitmeden önce de burada iki tane aslanımız var. Onları da ben size göstermek istiyorum. Birisi erkek, birisi dişi aslan. Bildiğim kadarıyla ikisinde de platin var galiba, değil mi? Evet. İkisinde de ayaklarında platin var.
O yüzden ayak boyları böyle biraz daha kısa gibi duruyor diğer aslanlara göre. Gençlerde erkek aslan da daha yeresini yapmış ama sarı. İsmi Mehmet Ali erkek aslanı. Mehmet Ali Erbil verdi ismini. Ha, onun da ismi Mehmet Ali'ymiş. Mehmet Ali Erbil vermiş ismini. Daha şeyini, yeresini karartmamış. O da genç olduğunu gösteriyor galiba, değil mi? Ne haber? Yine Park of İstanbul'da dünyadaki ilk uygulamalardan birisi de buradaki iki aslan yapılıyor. İki aslan da buraya yavruyken ayakları kırık vaziyette geliyorlar. Hatta birçok kişi ve yetkili onlar için yaşamaz deniyor ama başarılı bir platin operasyonu yapılıyor. İki ayağına birden yapıyorlar platin operasyonunu. Erkeğin dişininkini tam buradan göremiyorum. Sanırım onda da bir ya da iki, bilmiyorum. Bir tanesinde kesin var. Veteriner hekim burada olmadığı için detaylı bilgi alamadık ama operasyon oldukça başarılı geçiyor. Yaşamaz denilen hayvanlar şu anda burada platinli bir şekilde yaşıyorlar. Zaten tüy formlarından, kilolarından da ne kadar sağlıklı olduklarını görebilirsiniz. Platinli aslanlar hakikaten, buranın bir hikayesi var aslında Park of İstanbul'un, onu fark ettim ben. Yani böyle gelip hayvanat bahçesi gibi gezip gittiğimiz bir yer değil. Görmüş olduğunuz her hayvanın, her canlının bir acı hikayesi var çoğunluğunun da. O acı anılar burada daha refahlı, daha huzurlu bir hale dönüştürülüyor. Gerçekten süper. Sanırım dağ aslanı değil mi? Puma var orada da. Rüzgar da biraz şiddetini arttırdı. Gel pis pis pis. Gel. Gel. Gel pisi pisi pisi. Gel, seni bizim evde, benim evde Oscar'ım var. Hakaret kabul etti. Kedi ya abi, o yüzden gel pis pis pis. Evet, açılıştaki kurdun kardeşlerinin yanındayız. Şunun kafa yapısından da belli sanırım, bu erkek. Şu yatan bak. Biraz daha böyle tok, kalın kafalı. 6 kardeş dünyaya geliyorlar burada. 6'sı şu anda sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bir tane de ayı yavrusu var orada aralarında. Hep birlikte oynuyorlar. Dişilikleri, erkeklikleri kontrol ediyorum. Şu erkek önümüzdeki, evet tahmin ettiğim gibi bu büyük kafalı olan erkek çıktı. Hangi erkek bir olacak? 1, 2 tane erkek kesin gördüm. Şimdi sen bunları burada gördün. Bunlar şimdi 6 aylık, 8 aylık. Evet. Gerçek bir alfa kurt böyle 70-80 kilo. 70-80 kilo zaten inanılmaz bir şeydi. Karşısında bir köpeğin durma şansı mümkün var. Değil. Köpeğin durma şansı 70-80 kilo şey olabileceğini düşünmüyorum ben. Kurt ama gördüğümüz kurt orta irilikteydi. Hatta iriye yakın bir kurttu. 77-78 santim. Benim tahminimce de tartılsa o kurt en fazla 50 kilo, 52 kilo falan gelir. Ona rağmen ne kadar heybetli durduğunu gördün Cengiz'in. Onun yavruları bunlar da. Yani yeterli beslenme ortamı olursa kesinlikle iyi büyüyeceklerini düşünüyorum. Yani kurtların babalarını gördünüz. Babaları bence en fazla 75 ile 77, 78 santim arasında, yaklaşık da 50 kilo civarında bir kurttu. Tabii bilmiyorum, veteriner hekimden öğrenmek lazım. Belki aslında rutin tartımlarını falan yapıyorlardır. Yanlış da bilgi vermeyelim. Göz kararı bilgi veriyorum. Biz onun 7 aylık oldukça, bak hareketlere bak, bak bak bak. Çok atikler ya, acayip atikler. Oldukça sosyal bir dişi yavrusundan şey yaptık. Orada bile sizle oynarken o hayvanın gücünü, hayvanın doğaya ait oluşunu hissediyorsunuz. Burada da ben kurtlara olan hayranlığımı bir kat daha arttırdım. Çünkü çok atletik, atik hayvanlar. Sağlıkları da yerinde buradaki hayvanların da hepsinin. Çok güzel görünüyorlar. O yüzden doğada asla vahşi bir kurtla karşı karşıya gelmek istemezdim. Evet arkadaşlar, bugün Park of İstanbul'daydık. Güzel deneyimleri bize yaşama imkanı sağladılar. Öncelikle gerçekten Park of İstanbul'a ve yetkililerine sonsuz teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Kurttan temas ettik. Ayı konusunda bilmiyorum ne derece cesaretli davrandım, davranamadım ama Emre abi gerçekten bizden çok daha cesaretliydi. Merhaba, gel, tamam, kaşın. Kaşın, gur 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 gur. Daha sonra devamında yılan sevdik. Hakikaten muazzam bir gündü. Sizlerden ricam, benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Ama Türkiye'de benzer bir ortam var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla Park of İstanbul tek. İstanbul'a geldiğinizde de muhakkak ve muhakkak Park of İstanbul'u ziyaret edin arkadaşlar. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Birbirinden güzel içerikler yakında yine kanalımızda sizlerle olacak. Allah'a emanet.